Üretici firmanın kataloğundan malzeme kalınlığına göre lüle seçimi yapılır ve bunun karşılığında oksijen ve yanıcı gaz basınç değerleri ayarlanır. Hamlacın üzerindeki tutamak bölgesinde bulunan oksijen ventilini sonuna kadar açıyoruz. Asetilen ventilini çeyrek tur açıyoruz ve kesme lülesinin ağız kısmında alev oluşturuyoruz. İstenme kesilinceye kadar asetileni açmaya devam ediyoruz. İstenmenin kesildiği noktada kesme kolu üzerindeki oksijen ventilini açarak çekirdek alevi görüyoruz. Kesme mandalına basarak tekrar alev ayarı yapıp şu anda kesme işlemimiz için alevimiz hazır. Oksiasetilen ile alev sonlandırmada ilk önce kesme kolu üzerindeki oksijen ventili kapatılır. Daha sonra tutamak üzerindeki asetilen ventili kapatılır. Ve tutamak üzerindeki oksijen ventili sonuna kadar kapatılır. Kesme mandalına basılarak gazın gelip gelmemesi kontrol edilir ve işlem sonlandırılır. Hatalı kapattığımız takdirde, yani ilk önce asetilenin kapatılması, daha sonra kesme kolu üzerindeki oksijenin kapatılması problem yaratıyor. Nasıl bir problem yaratıyor? İlk önce asetileni kapattığımız takdirde lülenin ağzındaki alev dengesi bozuluyor. İç yüzeyinde mevcut olan serbest karbon tutuştuğu için, oksijen ventili de açık olduğu için sistemde hortumun içerisine doğru alev akışına sebebiyet verebiliyor.